Umarız güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Şimdiki panelimizde yapay zekanın öğrenme biçimlerinin verileri nasıl ve nereden aldığının genel bir değerlendirmesini yapacağız. Yapay zeka etiğinin ve bu konudaki tartışmaların insan hakları nasıl etkilediğini, yapay zekanın bugünü ve yarının etik ve insan hakları çerçevesinden konuşacağız. The Posthuman Lab kurucu direktörü ve Journal of Posthumanism kurucu editörü Çağdaş Dedeoğlu bu oturumda bizimle olacak. Dedeoğlu, Toronto Üniversitesi bünyesinde devam eden Posthumanism ve Dijital Aktivizm Projesi'nin eş yürütücüsü. Ve çalışmalarını Ontario Tech Üniversitesi'ne bağlı Dijital Yaşam Enstitüsü, Brock Üniversitesi Posthumanism Araştırma Enstitüsü ve Eleştirel Din Çalışmaları Merkezi'nde yürütüyor. Oturumun moderatörlüğünü ise Açık Radyo Yayın Koordinatörü ve Günlük Açık Dergi Yayın'ın prodüktörlüğünü üstlenen İksem Mavitun'a yapıyor. Bu arada başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Her oturumdan sonra ekrana QR kod yansıtılacak bir değerlendirme formu var orada. Sizlerin düşünceleri bizim için önemli. Bu yüzden o zaman onu da atlamazsanız çok seviniriz. Merhabalar. Herkese hoş geldiniz. Çağdaş merhaba. Merhabalar. Evet, Bir Arada Yaşam Festivali'nde birlikte olmaktan ben hem heyecan hem de büyük mutluluk duyuyorum. Hranting Vakfı ve Hafıza Merkezi'ne de teşekkür edeyim en baştan. Çağdaş'la buluşma imkanı ve aslında bu birazdan ayrıntılarını ve ana hatlarını açacağımız tartışmaya bir katkı sunma fırsatı verdikleri için bize. İnsan hakları bağlamında yapay zeka ve etik dedik başlığımıza, bu ilişkiyi konuşacağız. Çetrefil denmese de karmaşık bir ilişki olduğu kesin. Birkaç farklı perspektiften konuya yaklaşacağız. Bir kere şunu belirtmek lazım. Bir Arada Yaşam Festivali dahilinde insanlık tarihi için çok yeni bir aradalığın aslında bağlamını konuşuyoruz. Yapay zeka ile yaşamın ilişkisine dair çok büyük bir tartışmanın bir parçası bu. Hrantik Vakfı'nın daha önce Asulis uygulaması dahilinde bu konuya ilişkin nefret söylemiyle ilişkilendirerek yapay zekaya dair son gelişmeleri ve güncellikleri değerlendirdiği toplantısında hatırlatalım tabii ki. Biz onun ardından bunu yapıyoruz. Geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleşmişti bu. Orada sunulan perspektifi çok kısaca hatırlarsak, yapay zeka uygulamalarının insan hakları çalışmalarına, insan hakları alanına sunabileceği katkı perspektifinden aslında açılan tartışmaya bir katkıydı bu. Bu imalde. Biz bugün Çağdaş'la bir araya geldiğimizde bir de tersinden ilişkiye de değineceğiz. Bu aslında biraz daha konunun galiba magazinel kısmı. Yani yapay zekanın etik problemleri, yani insan haklarına ilişki problemleri. Dolayısıyla yapay zeka için insan hakları perspektifinin gerekliliğine de değineceğiz burada. Ama hazır Çağdaş'la birlikteyken Posthuman Lab'in kurucusu olması vasfıyla da çok şanslıyız. Zira insan hakları mevhumunu artık antroposene ilişkin tartışmanın üstündeyiz, ardındayız diyemiyoruz belki ama insan hakları perspektifinde aslında sosyal bilimlerin, felsefenin ve aslında diğer bilimlerin sunduğu yeni katkılarla birlikte insan kavramında baştan sorguladığımız bir dönemin içinde olduğumuzdan tartışmayı en sonunda buraya getirmeyi düşünüyoruz. Posthumanizm, transhumanizm kısmına da temas etmeye çalışacağız. Süremiz el verdiğince tabii ki çok kısıtlı. Ben daha fazla uzatmadan Çağdaş'a devrediyorum mikrofonu. Çok teşekkürler İlksan. Ben de öncelikle Hranting Vakfı'na tabii ki çok teşekkür ediyorum. Bir arada yaşamın farklı boyutlarını bugün konuşmaya çalışıyoruz. Kendimiz de o farklılıkları burada sergiliyoruz. Yapay zekaya dair bir bakış açısını da bugün tartışmamıza fırsat verdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü artık eskiden gelen problemlerimize yeni bir katman olarak yapay zekayı düşünebiliriz. Aynı zamanda da bir takım fırsatları da tabii beraberinde getiriyor. Özellikle çevrim içi olarak aramıza katılan arkadaşlar için sunum planıyla başlayayım ama öncelikle tabii ekrana sunumu yansıtabilirseniz teşekkürler. Kısaca bir sunum planının üzerinden geçeyim. Bazen takibi zor olabiliyor çünkü meselelerin. Öncelikle bir genel bağlamdan bahsetmek istiyorum. Ardından yapay zekaya dair özel bağlamdan bahsedeceğim. İlksen posthumanizm, transhumanizm kavram ikilisinden kısaca bahsetti. Belki sondan başlayarak önce onunla girişi yapabiliriz.
Ardından algoritmaların tarihi, yapay zekanın tarihi çok kısa. Algoritma ne demek, makine öğrenmesi ne demek, öğrenme mi bu gerçekten? Bu da tabii enteresan felsefi tartışmalara yol açıyor. Büyük veri bu meseleyi tartışmamızı nasıl değiştirdi bugün? Son yıllarda artan birikmeler sonucu, internet teknolojilerinin sağladığı imkanlar sonucu bu bize nasıl yeni bir bakış, gerçeklik deneyimi getirdi? Buna da biraz bakabiliriz. Peki neden bugün artık yapay zeka teknolojinin daha çok konuşmaya başladık? Bu tabii ki çok önemli. Bundan sonra bu altyapıya çok kısa sürecek umarım. Bu altyapının üzerine konuşmaya başlayacağız. Etik meseleler, hak ihlalleri, konunun farklı boyutları hem sivil toplum için nasıl bir fırsat sunabilir yapay zeka hem de sivil toplumun artık dikkate alması gereken, görmezden gelemeyeceği ve içinde olması gereken oyun kurucu anlamda hangi boyutlar söz konusu, biraz bunları da görmeye çalışacağız ve biraz bunun hepsini genel bir çerçeveye oturtmak istesek, hukuk, etik ve felsefi düzlemde bu üç boyutu da bir araya getirerek, tabii ki politika yapış biçimlerimizi, yaşam şeklimizi de kökünden sarsan bir süreçten bahsettiğimiz için bunlara nasıl bir kavramsal çerçeveden ya da hayat modelinden bakabiliriz? Biraz da bunu konuşuruz. Gelecek için tabii ki genelde yapay zeka deyince riskler var, fırsatlar var. En basit anlatım biçimi bu. Ama bunun ötesinde neler görebiliriz? Biraz da bunun için ne tür kaynaklar var hali hazırda? Ben nelerden istifade ediyorum çoğunlukla? Avrupa özelinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türkiye için entelektüel açıdan entelektüellerin rolü ne olabilir? Sivil toplumun rolü ne olabilir? Böyle bir ilk bölüm umarım geçireceğiz. Sonra sorularınız olursa devam ederiz. Şimdi alt köşede The Posthuman Lab logosunu yerleştirdim. Şunun için yerleştirdim. Posthuman kavramı son yıllarda artan bir karşılığa sahip. Yani bir Google araması ya da başka bir internet arama motorunda arama yaptırdığınızda karşınıza bir takım sonuçlar gelecektir. Ben bu sonuçlar arasında posthumanizmin, posthuman anlayışı üzerinden düşünüyorum ve konuşuyorum. Transhumanizm diye de bir kavramsallaştırma var. Bu ikisini birbirinden ayırmak önemli çünkü her ikisi de ortak bir insan anlayışından hareket etse de, varsayım olarak söylüyorum, insanın artık açık uçlu bir tanımı olması gerektiği, zaten biyolojinin, zaten psikolojinin, ekolojinin insanın açık uçlu anlaşılması gerektiğini bize söylediği varsayımı ikisinde de var. Ancak transhumanizm bunu piyasa mekanizmaları, neoliberalizm, sağlık sistemlerinin buna entegrasyonu çerçevesinde fazla da eleştirmeden ilerliyor. Yani o anlamda transhumanizmi insanın şu anki halini aşmaya yönelik bir felsefi çaba olarak görebiliriz. Posthumanizm ise bunu eleştirerek bu açıklığı, bu bir aradalığı konuşmamız, düşünmemiz gerektiğini, hayal etmemiz gerektiğini söyleyen felsefi demeyeceğim çünkü sanat da işin içinde. Farklı düşünce ekolleri var. Bir şemsiye kavramsallaştırma olarak görebiliriz. Bu anlamda insan hakları mefhumunu da, yapay zekayı da insanın insandan fazlasıyla etkileşimi, iletişimi içerisinde görmeye çalışıyorum. Bu ne demek? Ben hem biyolojik bir varlık olarak insandan fazlasıyım çünkü malum bakteriler işin içerisine giriyor, prostetik işin içerisine giriyor, organ nakli işin içerisine girebiliyor. Bu anlamda aslında insan bizim anladığımız kavramsallaştırmanın ötesine geçiyor. Diğer taraftan ilişkiler anlamında yapay zekada dahil olmak üzere teknolojiler tarafı ve tabii ki ekoloji, bunun içerisinde hayvanlar, insan dışındaki hayvanlar ve yine bakteriler, virüsler, işte pandemide gördüğümüz gerçeklik deneyiminin bize verdiği o fikri de daha geliştirerek posthumanizmin, posthumanını yani insanın ötesinde dünyayı görme algısını kesinlikle transhumanizmden ayırmak gerekiyor. Bu bir not olarak dursun,
üzerine bina etmeye çalışacağım çünkü. Bu açıdan buraya nasıl geldik genel tarihsellik içerisinde? Tabii ki birinci endüstri devriminden yapay zeka ve teknoloji bağlamında konuşursak bahsetmek önemli. Anahtar sözcükleri var. İşte buhar makinesi, anahtar teknoloji, üretimin yavaş yavaş makineleşmeye başlaması önemli bir durum arz ediyor. Daha sonra 2.0, 1870'ler anahtar sözcük bu kez kitlesel üretim. Teknoloji ise elektrik, elektrifikasyon. Meselenin elektriğe bağlı olarak yeniden şekillenmesi bazı olasılıkları kolaylaştırdı tabii ki. Bunun devamında 1970'lere baktığımızda tarihselliği gözlemlediğimizde 1700'lerden 1800'lere 100 yıl tam olarak gözlemleniyor ama daha sonra 1970'lerde de bir 100 yıl var. Ve burada otomasyon ortaya çıkarken artık hızlanmanın gerçekleştiğini görüyoruz ve geldiğimiz noktada siber fiziksel sistemler içerisinde fiziksel olanın, biyolojik olanın ve dijital olanın iç içe geçtiği ve bizim artık online ve offline, çevrim içi ve çevrim dışı halleri birlikte yaşadığımız bir dünyaya yolculuk ettiğimizi söyleyebiliriz. Burada notumuz şu olmalı, bu yolculuğu her vatandaş, her birey, farklı gruplar farklı şekillerde deneyimliyor ve tabii ki herkes dikkate alınmıyor. Bunlar tasarlanırken, bu sistemler ortaya çıkarken, tarihin hiçbir döneminde bu dikkate alış olmamıştı. Bugün de olmuyor. Dolayısıyla burada bir sorumluluk paylaşımı söz konusu olmalı. Devam edelim buradan. Şimdi bu ok bizi nereye götürüyor? Bizim bugün konuştuğumuz nokta, konuşacağımız nokta burası. Şimdi yapay zekayı, bilmiyorum aramızda bilgisayar bilimlerinden arkadaşlar var mı? Bizim için bir tarif de yapmak isteyebilirler. Çok basitçe McCarthy'nin ve onun grubunun tanımında zeki sistemler yaratmanın bilimi ve mühendisliği olarak geçiyor. Burada da tabii yine Türkçe çeviride bir şerh koymak lazım. Akıllı sistemler diye çevriliyor. Bilmiyorum, bunu konuşabiliriz. Evet. Intelligent Türkçe'ye akıllı olarak mı çevrilmeliydi? Akıldan ne anlıyoruz, zekadan nasıl ayırıyoruz? Bunlar ayrıca tartışılabilir ama iki farklı tarih okuması var. Girmeyeceğim detaylarına, sadece şunu söyleyeyim. Tarihi genelde kazananlar yazıyor. Yapay zeka tarihinde, yapay zeka dünyasında bugün hakim olan bilim insanları yazmış durumda. Alternatif tarih okumasına sonlara doğru zamanımız kalırsa girerim. Yapay zeka kavramının ilk kullanıldığı, McCarthy tarafından ilk kez bir yerde yazılıp çizildiği dönem 1950'ler, 1956 Dartmouth yaz okulunda yapay zeka üzerine çalışan o dönemde bilim insanları bir araya toplanıyor. Onun öncesinde tabii ki İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı sırasında bir takım kullanımlar mevcut. Çok erken çalışmalar. Daha da geriye gidersek tabii ki 19. 20. yüzyılda Ada Lovelace ismi mesela çok önemli. Son dönemde kadın bilim insanları ve kadın bilgisayar programcısı olmasından ötürü de önemli tartışmaların çıkış noktası oluyor. Neden bugüne kadar duymadık, nasıl oldu da bizden gizlendi gibi tartışmalar açısından. Tabii uzun tarihin detaylarına girmek istemiyorum. Burada iki konu önemli. Bir tanesi fonlar. Genelde devlet desteğiyle ayakta kalmaya çalıştı. Çok umut vaat ettiği dönemler oldu. Daha sonra ilerlemedi. Teknik eksiklikler nedeniyle de ilerlemediği dönemler oldu. Ve genelde şöyle bir görüş kabul ediliyor. Özellikle devlet desteklerinin ya da askeri emellerle desteklendiği dönemin ortadan kalktığı ya da azaldığı, daha bilimin kendi dinamikleriyle, üniversitelerin kendi dinamikleriyle, fonlarıyla çalışılmaya devam edildiği zaman ivmelenme yaşandığı söyleniyor. Bu bir tesadüf de olabilir çünkü biraz sonra göreceğimiz gibi başka etkenler de yapay zekayı mümkün ve daha kaçınılmaz hale getirdi. Sorumuz neden şimdi? Yani bugün
bunca yıllık, işte 200 yıllık bilgisayar programcılığı, geriye gidelim binlerce yıllık matematik tecrübesi, bilim dünyasının neden şimdiye kadar yapay zekanın hayatlarımıza aktif bir biçimde girmesine izin vermediği ile ilgili 4 tane madde sayıyor Lipson. Birincisi zaten Moore kanunu. Malum teknik bir gelişme olarak Moore bunu 1965'te ortaya koyduğunda 2 yılda bir bilgisayar teknolojisindeki ilerleme nedeniyle yapay zekanın daha mümkün hale gelebileceğini, çünkü hafıza kartlarının daha genişleyeceğini o anlamda ve transistörlerin görevlerinde daha iyi hale geleceğini söylemişti. Böyle bir kehaneti vardı. O yüzden Moore kanunu diyoruz. Bugün artık bu iyi bir noktaya geldi teknik açıdan. Yeni algoritmalar yazıldı. Yeni algoritmalar bugün artık eski sorulara yeni cevaplar vermemizi sağlıyor ve yeni sorular sorabilmemizi sağlıyor. Algoritma çok basit ifadeyle bir şeyin yöntemine dair bir bilgi kümesi. Yani sizin bir alışverişe giderken reçete, daha doğrusu alışveriş listesi yapmanız da aslında bir algoritma. Tabii ki bilgisayar sistemleri bu algoritmaların daha detaylı ve karmaşık şekillerde yazılmasını sağlıyor. Bu algoritmaların işe yarayabilmesi için, yani algoritma bize yolculuğun nasıl olacağını, hangi adımlarla gerçekleşebileceğini söylüyor. Bilgisayar için de bu böyle. Ama bunu mümkün kılabilmek için de makinenin öğreniyor olması lazım. Yine tırnak içinde kullanıyorum öğrenme ifadesini. Öğrenme de veriyi alıp onu tecrübe etmek aslında. O veride ne varsa, yani internet ortamında eski usulde Excel tablolarının içerisinde sayısallaştırılan, yeni dönemde sayısallaştırmanın yanı sıra görselleştirme, ses tanıma gibi özelliklerin de eklendiği bir öğrenme süreci. Bunun içerisinde artık yeni algoritmalar dolayısıyla büyük veriyle çok iyi eşleşiyor. Büyük veri hem güzel bir kavram hem korkutucu bir kavram. Sebebine birazdan geleceğim. Ve son olarak bulut sistemlerinin ortaya çıkması. Bulut sistemleri öncesi, teknolojik bir gelişme olarak söylüyorum. Bulut sistemleri ortada yok iken makinenin öğrenmesi sadece manuel fonksiyonlara bağlıydı. Yani bir insanın oraya veriyi sunmasına bağlıydı. Bulut sistemleri bunu artık farklı makinelerin, farklı bilgisayar sistemlerinin birbirinden öğrenmesi şeklinde geliştirme imkanına yol açtı. Peki veriler nasıl toplanıyor? Aslında her an toplandığını söyleyebiliriz. İnternete bağlı olduğumuz her an artık veri toplanıyor. Bu bir üretim sistemi açısından kullanılabilir, tüketim sistemi açısından kullanılabilir. Nedir bunun bir örneği? Örneğin bir web sitesine girdiğinizde orada bıraktığınız ayak izi. Ben bir sosyal medya profili oluşturduğumda oradaki beğenilerim. Bunların ve artık son dönemde belki siz de fark etmişsinizdir. Bir yere bir şey yazmasanız bile, bir arama yapmasanız bile arkadaşınıza bir şey söylerken kullandığınız bir ifadenin uzantısı karşınıza bir reklam olarak gelebiliyor. Bunu mümkün kılan özellik ses tanıma özelliği o açıdan. Yani onu alıp tekste çevirebilmesi ve yine aslında Excel'e dökebilmesi. Yani bu insanın oturup yapabileceği bir şey değil. Tabii buna zamanında El-Harezmi başlamış, değil mi? Yani matematik modellemelerinin ilk çıkışı ve algoritma kavramı da bildiğim kadarıyla El-Harezmi'nin isminin Latinceleştirilmiş halinden geliyor. Dolayısıyla matematik olmadan tabii ki bunların hiçbiri mümkün olmayacaktı ama bunun üzerine yeni teknik imkanlar bize yol gösterdi diyebiliriz. Tabii burada benim konuşmamın arka planı sadece teknik bir konuşma olarak düşünülmüyor, düşünülmemeli. Sosyoteknik bir yapı olarak bunu düşünebiliriz. Son dönemde de genelde tabii ki sosyal bilimler, fen bilimlerin hep, bu bizim devamlı eleştirdiğimiz bir konu, bir iki adım arkasında kalıyor. Çünkü uygarlıklar kapitalist ilişkiler düzleminde maalesef ilerlediği için öncelikler ona göre belirleniyor.
para akışları ona göre oluyor ve bunun sonucunda kaynakları kısıtlı olanlar biraz geriden gelmek durumunda kalıyor. Bunun yapay zeka gelişmeleri karşısında olmaması için uğraşılıyor aslında. Sosyal bilim çevrelerinde hukukçular, etik çalışmalar yapanlar, felsefi alanlarda çalışanlar biraz bu çabayla uğraşıyor. Burada ekranda gördüğünüz tabloyu 2022 tarihli bir makaleden aldım. Burada yapay zeka ile insan hakları en geniş anlamda alanını ilişkilendiren bilimsel makalelerin, 200'den fazla bilimsel makalenin bir analizi yapılmış ve ortaya çıkan tabloda yaşam hakkı örneğin en çok ele alınan kavram insan hakları yapay zeka ilişkisi açısından. Güvenlik, emniyet hakkı yani security, safety ayrımı çerçevesinde bunu söylüyorum. Mahremiyetin, gizliliğin korunması, adalet hakkı, sağlık hakkı, demokratik katılım hepsini buraya almadım ama alanın çeşitliliğini göstermesi açısından bunu önemli buluyorum ve makalenin yazarları da bu iddiayı ortaya koyuyor. Bence de doğru bir tespit olabilir. Yeni bir disiplin ortaya çıkıyor. Artık yapay zeka ve insan hakları ilişkisi yeni bir disiplin ortaya çıkartıyor. Bir alan doğmakta diyebiliriz. Diğer taraftan hukuktan etiğe ya da insan haklarından daha genel etik çerçevelere baktığımızda aslında Asimov'un robot yasasından bu yana, 1950'lerden bu yana 2000'lere kadar pek bir gelişmenin olmadığını görüyoruz. Bu gelişmenin neden olmadığını en başta bağlamı konuşurken dile getirdim. Yani teknik bir gelişme umudu yokken sosyal bilimlerde ya da felsefe çevrelerinde de bir çalışma heyecanı o anlamda olmamış olması doğal. Ama 2000'lerden 2009 Murphy ve Wood'un 3 sorumlu robot yasası ya da özellikle işte Japonya'nın bir atılım yapmasının ardından Japonya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı kurumların etik ilkeler yayınladıklarını görüyoruz. Burada ilginç olan en sona iki tane ekleme yaptım. Şirketlerin daha geriden gelmesi. Bu noktayı bence düşünmemiz gerekiyor. Hem sivil toplum açısından hem de oyun kurucunun meselenin kullanımından para kazanan, çok basit bir ifadeyle bir şirketin sorumlu olması gereken, en fazla sorumlu olması gereken aktörün en arkadan gelme çabası konuşulması gereken bir başka konu olabilir. Uluslararası düzenlemeler de keza 2010'ların ikinci yarısına itibaren başlıyor. Avrupa Birliği, Türkiye'de de sanırım bir benzeri var. İşte verilerin gizliliği, korunması ile ilgili bir rehber ve ardından tüzük yayınlıyor. Dünya Sağlık Örgütü geçen yıl sağlık verileri hakkında sağlığın yapay zeka ile ilişkisi düzleminde muhtemelen pandemi şartlarında dikkate alarak 6 ilke yayınladı. Ben özellikle UNESCO'nun etik çerçevesinin, tavsiye metninin ve bütün UNESCO'ya üye olan devletler tarafından da onaylandı bu belge. Bu belgeyi gerçekten tavsiye ediyorum. En kapsamlı belgelerden bir tanesi şu anda 11 politika alanında gelişme göstermemiz gerektiğini söylüyor. Kapsamlı derken de şunu kastediyorum. Sadece klasik teknoloji odaklı çevrelerin kullandığı adil olma, işte şeffaflık ve o kavramları da bizim sivil toplum mantığından farklı bir şekilde maalesef kullandıkları için bir kavram kargaşası da oluyor. Bundan bağımsız olarak tabii ki bunlar çok önemli ama bunların daha geniş bir çerçevesini çizmesi bakımından önemli buluyorum. Nedir örneğin? Yapay zekanın olası çevresel etkileri. Yine en sona doğru buna kısaca değineceğim. Bu geniş çerçevenin içerisinde insan haklarını da oturtabilirsek daha makul bir tartışma yürütebileceğimize inanıyorum. Sivil toplum demişken en başta kısaca dile getirdim. Yapay zekanın sivil toplum açısından iki farklı önemi var. Bir tanesi sivil toplum için yapay zeka nasıl bir fırsat sunabilir? İşte Asulis'in Hrant Dink Vakfı'nın içinde bulunduğu algoritmaları
nefret söylemine karşı nasıl harekete geçirebiliriz projesi bu açıdan önemli. Dünyada da bunun örnekleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de izlemediyseniz YouTube kaydında izleyin lütfen, tavsiye ederim. Asuris'in proje ile ilgili webinarını. Orada da bahsettikleri, tabii ki bunun kendi içinde de bir takım handikapları var. Gelişme aşamasında bir taraftan yapay zekayı, algoritmaları sivil toplum için bir destek mekanizmasına çevirirken diğer taraftan sansüre kayma riski olabilir mi? Makinalar bizim bağlamsal yorumlama kapasitemizde henüz değiller. Bu bir risk oluşturabilir mi gibi tartışmaları dikkate almak kaydıyla faydalanabileceğimiz bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan yapay zeka tartışmasında sivil toplum nerede ve nerede olmalı? Bu sefer olaya tersten ya da diğer taraftan yaklaşmamızı sağlıyor. İlk başlık sivil toplum için yapay zeka, yapay zekanın sivil toplumun iyileşmesi için ve dolayısıyla toplumların iyileşmesi için ortaya koyduğu vaadi bize hatırlatırken, diğer kısım yapay zekanın kendisi nasıl daha iyi hale gelebilir? Bununla ilgili bir tartışmaya karşılık geliyor. Bunun da iki tarafını ayırmak istedim. Katılım ve toplum. Katılımdan kastım, masada sivil toplum var mı yok mu bu tartışmalarda? Oxford İnternet Enstitüsü'nden yapılan çalışmalar, oradan çıkan çalışmalarda Avrupa Birliği'nde az önce bahsettiğim o tüzüğün, işte uzman grupların şekillenmesinde sivil toplumun masada çok çok az yer aldığı ve ağırlığın teknoloji şirketleri olduğu, sivil toplumun bu anlamda dikkate alınmamasının olası etik sonuçları, bunlar detaylı bir şekilde tartışılıyor. Avrupa Birliği bu anlamda ABD'den biraz daha iyi durumda. Örneğin ABD'de sanırım Cambridge Analytica davasında neredeyse yargıç o davanın sebebi olan şirkete buyurun bize bunu anlatın, ne yapalım bize söyleyin deme noktasındaydı. Bu, Avrupa Birliği bu kadar vahim değil bu açıdan, ama hala Oxford İnternet Enstitüsü'ndeki araştırmacıların dikkat çektiği nokta kaygıların yeterli düzeyde tatmin edilemediği şeklinde, bunu da hatırda tutmak gerekiyor. Peki gelecek, teknolojik olarak yine konuşmuyorum, sosyoteknik olarak konuşuyorum. Teknolojik olarak işte sürücüsüz araçlar yollara çıkacak, tamamen bilinç aktarımı operasyonları yapılacak. Bunlar konuşuluyor, eyvallah. Ama burada asıl soru, biz oraya ulaşırken işte biz şu anda hala dar yapay zeka teknolojik vizyonun içerisindeyiz. İnsanla eş kapasitede bir yapay zeka ya da insanı aşan süper yapay zekaya henüz tabii ki insanlık ulaşmadı. Bir noktada ulaşılabilir. Buna dair daha optimist olanlar, pesimist olanlar var. Ama bence mesele o değil. Asıl mesele biz bu sosyoteknik süreçte, bu yolculukta kimlere zarar veriyoruz? Ya da daha önceden zaten kurulu yapılarda zarar gören insanları ve insandan fazlasını nasıl koruyabiliriz? Asıl mesele bu. Bu soru etrafında konuşmalıyız. Bitirirken bir öneride bulunmaya çalıştım. Hukuk, etik ve felsefe çerçevesinde bir öneri. Hukuki boyut için Hildebrand'ın yapay hukuki zeka kavramsallaştırması çerçevesinde çalışmalarıyla bilinen Hildebrand'ın çerçevesinden faydalanıyorum. Burada veri destekli faillik bizim bugün artık dünyamızı tanımlıyor diyor. Data based or data oriented agency İngilizce'de. Bu bunun üzerine yapay hukuki zeka yerleştirilebilir. Bunun ama iki boyutu olması gerektiğini söylüyor. Biz genelde, yani hukuk çevreleri olarak söylüyorum, hesaplama olarak hukuk tarafını çok heyecan verici, çok cazip buluyoruz. Her alanda olduğu gibi. Yani bu nedir? Binlerce sayfalık hukuki veriyi
bir insanın tek başına yapamayacağı bir işi makineye yüklediğimizde ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan çalışmalar artık %80 oranında başarı kaydediyor. Ve lakin Hildebrand'ın, yani ben bir hukukçu değilim ama hukuk felsefesi alanında öne çıkan bir isim olduğu için onu anmak istedim. Diğer tarafına da meselenin bakmamız gerektiğini söylüyor. Enformasyon olarak hukuk bugün artık dönüşüyor. Nedir bundan kasıt? Geçmişte basılı materyal üzerinden karar vermek gerektiği bir dünya gerçekliğinden, hukuki gerçeklikten en azından. Bugün artık enformasyonun online offline iç içe geçmiş dünyada şekillendiği bir dünya gerçekliğinde karar vermek gerekiyor. Ve bu açıdan bizim diyor hukuki koruma olarak tasarıma yönelmemiz lazım. Sadece hukuku yapay zeka üzerinden tasarlamak ve işimizi kolaylaştırmak amacıyla değil, zarar görme ihtimali olan kırılgan gruplara karşı bir yeniden düşünme, sadece hukuk ya da sadece yapay zeka olarak değil, genel bir düşünce tasarımından bahsediyor. Ve bunun diğer tarafında, etik boyutunda Luciano Floridi, Floridi de olsa ayrıca Oxford İnternet Enstitüsü araştırmacısı, genel veri koruma tüzüğü üzerinden bunu örneklendiriyor. Önemli bir ayrım yapıyor. Bizim diyor artık bu anlamda biraz Hildebrand'ı da besliyor ya da onun karşısında da konumlanıyor diyebiliriz. Daha çok hukuka değil, daha çok etiğe ihtiyacımız var diyor. Ve ayrımını yumuşak etik, sert etik çerçevesinde yaparak bizim hukuku yaratırken kullandığımız bir sert etik vardır, bir çerçeve vardır. Bu değişebilir. Kantçı olabilir, faydacı olabilir. Ama bir de onu işletebilmek için alt maddeleri, bir tüzük maddesini yorumlarken, bir karar alırken, hukuken kullanmamız gereken bir etik çerçevede olmalı. Buna yumuşak etik demeliyiz diyor. Bunun ne olacağını ayrıca tartışmamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi farklı etik ekollerinde farklı yerlere gidebilir tartışma. Benim buna katkım ne olabilir? Ya da bunun bir şeylerle birlikte düşünülmesi gerektiğini düşündüğüm için felsefi boyutta tüm bu yorumların, az önce bahsettiğim hukuku bir koruma olarak kullanmak, yeniden düşünmek ya da yumuşak etik, sert etik ayrımında o hukukun uygulanabilmesini sağlamak için önce bizim kendi düşün dünyamızda bu meselenin bir yere oturmuş olması gerekiyor. En başta bahsettiğim posthumanizm ya da insan ötesi anlayış çerçevesinde benim önerim biyolojik, ekolojik ve dijitali bir arada düşünmedikçe hukukçular için ya da karar alıcılar için de bu böyle. Buna müdahil olacak sivil toplum için de, bizler için de aynı şekilde. Bunu o çok boyutluluk içerisinde, bir arada yaşam felsefesi içerisinde düşünmediğimizde hep bir şeyler eksik kalacaktır. O yüzden bir toplumsal kapasitenin arttırılması gerekiyor bu anlamda. Sivil topluma da rol düşüyor tabii ki. Diğer tarafta da bu bir farklı bir vatandaşlık pratiğine karşılık gelecektir. Olasılıklar içinde kaynaklar bırakıyorum buraya. Üzerlerinde çok durmayacağım ama arzu ederseniz sibernetiğin kurucusu Wiener'in neden Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Amerikan ordusuna karşı bu mektubu yayınladığına bakabilirsiniz. Kendisi Hiroşima Nagasaki sonrası yaşanan tecrübenin ardından çalışmalarının devletler arası mücadelelerde, askeri üstünlük mücadelelerinde kullanılmasını arzu etmediğini ve bu nedenle tabii ki daha önce yazdığım makaleler kamuya açık, gidip kullanabilirsiniz ama ben hiçbir projenizde yer almayacağım diyen kişidir. Belki de yapay zeka kavramsallaştırması yerine niçin bugün sibernetik kavramsallaştırmasını kullanmıyoruz? Bu soruya da bir cevap verebilir. İkinci önemli olasılık noktası yapay zeka teknolojilerini, biliyorum çok karmaşık bir görüntü, zaten o karmaşıklığı göstermek için koydum. Detayları hiç önemli değil. Özetle şunu ifade ediyor, yapay zekaya bir anatomi olarak bakmamız gerekiyor. Sadece cep telefonumuza değil, sadece sürücüsüz araçlara, sadece uzaya gitme çabalarına değil, bir anatomi olarak, örneğin emek sömürüsü bunun neresinde, ham maddeler nasıl sömürülüyor bu teknolojiler ortaya çıkarken, kullanılırken kimler zarar görüyor, yarın öbür gün farklı zararlar ortaya çıkabilir mi noktasını
anlayabilmek, bunun hakkında politika üretebilmek için yapay zekayı bir anatomi olarak görmemiz gerekiyor. Ve son olarak tavsiye edebileceğim birkaç çalışma, özellikle feminist çevrelerde, feminist akademik çevrelerde eleştirel ırk çalışmaları yapan Afrikalı, Amerikalı arkadaşlar arasında çok önemli çalışmalar ortaya çıktı son yıllarda. Örneğin Algorithms of Oppression, neden Google arama motorlarında Black Girl yazıldığında arzu edilmeyen sonuçların ilk sırada çıktığını araştırıyor. Büyük verinin o anlamda risklerini ortaya koyuyor. Çünkü büyük verinin bu riskleri daha genel anlamda toplumların öğrenmelerine etkiliyor. Yani biz makinelerin öğrendiğine inanıyoruz ama asıl makineler üzerinden toplumlar öğrenmeye devam ediyor. Ruha Benjamin çok önemli çalışmalara imza attı son yıllarda. Captivating Technology'de teknolojilerin bugün yeni hapishaneleri nasıl yarattığı, o anlamda sibernetik hapishanelerden bahsediyor ve tabii ki insan hakları ihlalleri bunların içerisinde gerçekleşiyor. Automatic Inequality, Virginia Eubanks, Amerika'nın farklı mahallelerinde, özellikle azınlık mahallelerinde ya da dezavantajlı grupların olduğu mahallelerde gözetim toplumu nasıl işliyor, yapay zeka buna nasıl hizmet ediyor, bunları çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Son olarak bu üçünden farklı ama bence aynı noktaya işaret eden Savage Ecology kitabında Guru, bunların hepsini 500 yıllık jeopolitik mücadelenin içerisinde görmemiz gerektiğini söylüyor. Benim geçmiş eğitimim siyaset bilimi olduğu için tabii buraya atıf yaparak bitirmek istedim. Biz vahşi bir ekolojinin içerisinde sanki devletler arası bir üstünlük mücadelesinde karıncalardan ibaret olmamalıyız. O yüzden de bir karıncayla sunumumu bitirmiş olayım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Çağdaş. Ağzına sağlık. Gayet iyi bir zemin etüdü yapmış olduk sayende ve birazdan açmaya çalışacağımız geleceğe dair projeksiyonlara ilişkinde çok kıymetli notlar ve şerhler bıraktın. Teşekkürler. Ben temelde şunu konuşalım istiyorum. Yapay zekadan genel yapay zekaya giden yolda artık o yol ne kadar uzunsa onu bilemiyoruz ama hani ne türden çıkmazlar var, bunları biraz güncel vakalarla belki konuşmak da iyi olur tabii ki. Ve bu vakalardan hareketle hani ne türden verilerle, yani nasıl, ne türden bir etik bakışla buraya yönelmek gerektiği son tartışmalar bağlamında bu açılması gereken bir konu. Ama hazır sivil toplumun pek çok paydaşıyla bir aradayken teknolojinin kamusal tartışmadaki yeri hakkında biraz düşünelim ve konuşalım istiyorum. İlk soruyu da oradan soracağım. Senin çalışmalarından da biraz ilhamla sekülerleşme terimi üzerine konuşmak istiyorum. Yani şöyle, teknolojiye ilişkin bakışımızı sekülerleştirmek nasıl mümkün ve neden gerekli? Temel olarak bu soruyu sormak istiyorum. Çünkü araçlar ve araçlara dair tartışmaya hani toplumun farklı tarafları vakıf ya da aşina olmadıkları müddetçe aslında işte hani karar alıcıların ya da hukukçuların biraz soyut tartışmaları çerçevesinde sonuçlarıyla muhatap olduğumuz, biraz da aslında siyaseten de problemli diyebileceğimiz bir süreci tanımlamış oluyoruz. Dolayısıyla bu tartışmanın, teknolojiye ilişkin tartışmanın kamusallaştırılması gerektiğine herkes burada kanidir diye düşünüyorum. Soru şu, teknolojinin senin makalenden anlatılıyorum post-seküler dönüşünden ne kadar uzaktayız? Biraz uzaktayız sanırım. şeyi takip ettiniz mi bilmiyorum. Son günlerde Google'dan ayrılmadı ama askıya alındı sözleşmesi. Gerçi geçen günde maaşımı aldım, demek ki atılmamışım diye de açıklama yaptı. Blake Lemoine, Google'ın Responsible AI Researcher'ı, işte yapay zekayı nasıl daha sorumlu hale getirebiliriz üzerine çalışan grubu yöneten kişi, üzerinde çalıştığı projenin, yapay zeka programının diyelim, duygulara artık sahip olmaya başladığını iddia etti ve tabii biraz karıştı ortalık. Orada olmadığımızı söyleyen, daha eleştirel yaklaşan insanlar var. Sonra
Bu kısım zaten uzun süredir tartışılıyor. Yani bir noktada belki gerçekten duygulara da sahip olabilir yapay zeka. Ama bu birkaç soruyu beraberine getiriyor. Bir, duygunun içerisine ne koyuyoruz? Neyi duygu olarak kabul ediyoruz? İki, az önce bahsettiğim öğrenme, yani bu yapay zeka programı öğrendiğinde duyguları da mı öğrenmiş oluyor? Ya da öğrenme ne demek? Bir böyle bir soru havuzumuz var. Bir de diğer taraftan ilk senin sorusunda bahsettiği yapay zeka teknolojisinin bir katman olarak hayatımıza girdiği o toplumsal sosyoteknik gerçeklikte biz neredeydik insan olarak? İnsan zihni olarak, psikolojisi olarak nereden nereye yolculuk ediyorduk? Yine bu yolculuğun farklı gruplar için farklı şekillerde gerçekleştiğini akılda tutarak söylüyorum. Bu soruları aklımızda tuttuğumuzda Lemoyne'ın birkaç gün sonra Twitter'daki diğer açıklaması, tweet'i bence daha ilginçti. Ben yapay zeka programı duygulara sahip olmaya başladı dediğimde bunu inancım gereği söyledim dedi. Şimdi bu ilginç bir ifadeydi. Yani benim inancım gereği ne anlama gelebilir? Ben Tanrı'nın örneğin bütün organik ve inorganiğe ruh atfettiğini düşünebilirim, değil mi? Bu bize başka bir yere doğru giderken aslında geriye dönük olarak da tekrar düşünme fırsatı sunuyor. Geçmişte baskı altına alınan inançlarla ilgili, görmezden gelinen inançlarla ilgili. Yani yapay zekanın benim en çok ilgimi çeken tarafı bize geriye dönük yeniden düşündürme yapması ve bu düşündürmenin ileriye dönük yeni imkanlar açısından da belki olasılıkları gözden geçirmemiz açısından bir fırsat sunması. Posthümanizmin öyle de bir tarihsellik açısından bakış açısı farklılığı var. Transhümanizm ileriye dönük bir projeksiyon iken posthümanizm hem geçmişe hem bugünü bağlar. Yani posthuman durum sadece ileride ulaşılacak bir hedef olarak görülmez. Biz her zaman posthumandık aslında. Orta çağda görmezden gelinen insanlarla birlikteydik aslında. Canavarlaştırılan gruplarla birlikteydik aslında. Terörize oldukları söylenen, marjinalleştirilen gruplarla birlikteydik aslında. Hayvanlarla her zaman birlikteyiz. Bu ileriye dönük bir şey değil. İleriye dönük belki bir farklılık yapay zekanın teknoloji olarak ya da az önce söylediğim Moore kanununun ilerlemesiyle, teknik imkanların gelişmesiyle yeni bir katman içerisinde bir küçük, okyanusta bir küçük damla aslında. Tabii ki o damla fırtınaya yol açabilir. Bu ayrı bir nokta. Şimdi tekrar sekülerleşmeye döndüğümüzde buna iyi bir anlam atfediyor muyuz, atfetmiyor muyuzdan yola çıkmamız lazım. Sekülerleşme iyi bir şey mi kendi içerisinde? Tabii ki bir modernite eleştirisi yapacaksak sekülerleşme eleştirisi de yapmamız gerekiyor. Yani dünyevileşmenin getirdiği handikaplar anlamında. Ama ben bu yoldan ilerlemiyorum. Benim sekülerleşmeden anladığım biraz Charles Taylor'dan yola çıkarak saklerum kavramı, Latince bir kavram, bu dünyada olmak, bu yüzyılda olmak, bu tarihi deneyimlemekten başlar ve ilk olarak kilise için kullanılmıştır. Kilisedeki bazı insanlar, bazı görevler kilisenin dışarısıyla ilgilendiği için o dışarısıyla ilgilenen insanlar için kullanılmış bir kavramdı. Bugün baktığımızda çok farklı değil. İçimizle değil, daha çok dışımızla ilgili olan konuları düşünürken sekülerizmi düşünmemiz gerekiyor. Peki yapay zeka buraya nasıl bir müdahalede bulunuyor? Şimdi yine birkaç nokta var ama bence ilginç noktalardan bir tanesi, çoğu yapay zeka geliştiricisi, tasarımcısı, mühendisler, bilgisayar bilimleri alanında çalışanlar yani genelde ateisttir. Ateist olmasa da farklı bir dinsel yönelimi vardır. Lemoyne'in olduğu gibi. Ama günün sonunda kendilerini tanrılaşma eğiliminde bulabilme riskleri var. Bunun da şöyle bir artı riski ortaya çıkıyor. Bunu yaparken, bu tasarımı ortaya koyarken kimlerden öğrenerek bu tasarımı yapıyor? İlk senin atıfta bulunduğu makalede Siri'ye ve diğer yapay zeka destekli
kişisel asistanlara mülakat soruları sordum. İnternette erişilebilir, İngilizce makale, Türkçesi de bir kitapta çıkacak, biraz değiştirilmiş hali. Hey Siri, do you believe in God? Birinci sorumuz buydu. Bu soruyu Siri'nin, yani Lemoyne'dan farklı bir motivasyonla sormuştum aslında. O da bunu merak ediyor. O istiyor ki Tanrı'ya inansın örneğin. Benim öyle bir derdim yok. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Benim merak ettiğim nasıl bir cevap verdikleriydi. Siri, din insanlar içindir diye bir cevap veriyor. İkincisi, ben silikonum, insan değilim gibi bir cevap veriyor. Bunu tekrar ettiğimizde de bu iki cevabı alıyoruz. Alexa farklı bir cevap veriyor. Cortana farklı bir cevap veriyor. Google Assistant farklı bir cevap veriyor. Birincisi, bize şunu anlatıyor tabii ki Siri ve diğer asistanlarla konuşmak. Birincisi, bu cevap nereden geliyor? Kaynağı ne? Yapay zeka algoritmaları ve makine öğrenmesi kavramlarından bahsettik. Siri'nin bize bu cevabı verebilmesinin iki yolu var. Bize cevap verebilmesinin iki yolu var. Bir, internetten veri çekecek. Bu tip sorular için onu yapmıyor çoğunlukla. Bu tip sorular daha kavramsal sorular olduğu için hazır cevaplar var. Yani response generation yapıyor. Cevap oluşturuluyor. Bu iki cevap, o yüzden ikiden fazla cevabı yok. Tanrı'ya inanıyor musun sorusunun. Orada birisi, muhtemelen beyaz Amerikalı, bu soruların cevabını oraya yazmış oluyor. Ben de diyorum ki, peki Tanrı figüründen muaf olan dinsel pratikleri ne yapacağız? Burada bir insan hakkı ihlali de olmuş oluyor aslında. Düşünce ve dinsel ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü ne derseniz deyin. Bu açıdan örneğin Microsoft'un programı biraz daha eşitlikçi. Bu sabah tekrar sordum bu arada Siri'ye. Aynı cevapla veriyor. Bir gelişme yok 2020'den bu yana. Makale 2021'de çıkmıştı. Bu bize ne düşündürüyor? Çok ciddi meselelerde bunların ciddi sonuçları olabilir. Örneğin Siri'de kullanılan kadın seslerinin cilveli oluşu. Bunları belli bir çerçevenin içerisinde hapsolmuş zihinlerin üretmesiyle alakalı. Dolayısıyla bizim asıl problemimiz yapay zekanın ya da herhangi bir teknolojinin kendisi değil. İnsan zaten yüzyıllardan beri homo faber, yani yapan insan. Ama bu yapan insan bunu yaparken nelere dikkate alıyor? İşte insan merkezli tasarım diye bir kavram çıktı. Bütün artık okullarda da okutuluyor. Ben de bunun dersini veriyorum ama dersin en sonuna doğru insan merkezli değil, insan ötesi design ya da tasarım üzerine yoğunlaşmamız gerektiğini söylüyorum. Çünkü insana çok fazla odaklandığımızda bazı insanlara çok fazla odaklanmış oluyoruz. Her insana odaklanma imkanımız yok. O yüzden biraz sanırım uzağa çekilmek, biraz daha nesnel meselelere bakmak iyi olabilir. Burada keseyim mi? Lütfen nasıl uzatabilirim istersen, ama nasıl istersen, evet. Kesiyorum. Aslında katılımcılara da mikrofonu evet. Uzatmak istiyoruz. Tam da son bölümündeyiz bir yandan tasarladığımız kadarıyla bu panelin. Süreçlerden bahsettin, yani sürecin öneminden bahsettin aslında bu meseleye bakarken. Orada da hani dayanışmalar, belki türler arası dayanışmalar ya da işte baraddan hareketle bağlılaşıklık üzerine de düşünmek ve konuşmak da mümkün ama sadece 15 dakika kaldı. Ben hani bu kıymetli katılım ve diyalog ortamında kaçırmayalım isterim. Dolayısıyla salona sözü bırakalım. Çağdaş'a soru yöneltmek isteyen varsa bir 15 dakikamız var. Arkada bir el kalktı. Merhaba. Merhabalar. Şimdi etik meselesinde pandemide gördük kapitalizmin etiğinin ne olduğunu. Onu hiç bir şey demeyeceğim. Az önce bir şey söylediniz. Tam o sırayı kaldırdım ben ama tam orada yakalamak istiyorum. İlk baştan itibaren kafamda oluşan. Öğreniyor mu yoksa veri datası veri analizi mi yapıyor? Yani söylediklerinizden öğrenmediğini anladım ama siz öğreniyor diyorsunuz. Yani burada yapay zekanın öğrenmeyle ilgili bir sorunum var yoksa data yani bir veri analizi mi yapıyor? Onu öğrenmek istiyorum. Çok teşekkürler. Giriyorum buraya. Lütfen. Şimdi burada eğitim sistemlerinden başlayarak belki konuşmak gerekiyor. Öğrenmek ne demek? Bunu şunun için söylüyorum. Bir öğretmen, bir insan evladını farklı şekillerde ele alabilir, değil mi? Yani bir şeyleri dikte etmeye çalışabilir.
deneyimsel öğrenme örneğin çok önemli. Cisimleşmiş öğrenme çok önemli. Şimdi makine öğreniyor mu sorusunun cevabı insan nasıl öğreniyor sorusuna çok bağlı. Makineye o şekilde bir işlem uygulayan zihniyetin onu öğrenme olarak görmesi endüstriyel eğitim sistemini benimsemiş bir zekanın ya da zihniyetin yansıması. Yani dışarıdan birine bir şey verirsek o öğrenmiş olur. Bu öğrenme değil. Yine posthümanizme dönmek isterim. Eğitim, örneğin etnografik incelemeler, çok türlü ya da türler arası etnografik incelemeler gösteriyor ki bir tayın, yani bir haftalık bir tayın deneyimsel öğrenmesiyle 3-4 yaşlarında bir çocuğun deneyimsel öğrenmesi arasında zannettiğimizden çok daha fazla benzerlikler var, farklılıklardan daha fazla. Şimdi bunların, bu benzerlikler ne oldu ve bu benzerlikleri dikkate aldığımızda tepeden inme, otoriter öğrenme ya da öğretme biçimlerinden vazgeçmemiz gerektiğini zaten anlıyoruz. Dolayısıyla yapay zeka açısından sorun, yapay zekanın deneyiminin ya da işte analiz biçiminin ne olduğu değil. Bizim insanlığın genelinde kullandığımız eğitim modelinin yapay zekadakine çok benzemesi. Yani tam tersten bir problem var. Ona öğrenme diyorsak öğrenme değil. Çok güzel. Çok net bir yere temas ettiniz. Teşekkür ederim. Orada da şöyle bir şey söyleyebilirim. Az önce verdiğim örnekte çoklu türler etnografisi tay ve insan üzerinden şunu söyler. Biz ona dikte etsek de yine de bazı özgür bireyler kendi seçtikleri yola dair bir çaba harcarlar. Ama her birey aynı şanslılıkta değil. Aynı şansı yaratamayabilir. Geldiği sosyoekonomik gerçeklik, arka plan, farklı aile yapısı vesaire o şansı yaratmasına müsaade etmeyebilir. Sonuçta Türkiye'de de örneğin eğitim sistemi süper değil ama arada süper bireyler çıkabiliyor. Şimdi bu meselenin bir boyutu. Diğer tarafa baktığımızda ben öğrenme kelimesini yapay zeka için tırnak içine kullanmaya devam edeceğim. Bunda hemfikiriz. Benim söylemek istediğim yapay zekayı öğreniyor zannetmemek için bizim kendi öğrenme felsefemizi de gözden geçirmemiz gerektiği. Buraya dair bir şey söylüyorum. Bir şey daha ekleyeyim burada. Şimdi bugünlerde yeni bir dalgadan bahsediliyor yapay zeka açısından. Yaratıcılık meselesi, değil mi? Yapay zeka yaratıcı oluyor. Az önce dört etkenden bahsettim. Yapay zekayı bugün mümkün kılan dört etkenden. Bu etkenlerin ayrıca mümkün kıldığı konulardan bir tanesi çoğu insandan daha yetenekli sanatçı yapay zekaların ortaya çıkması. Yani çizdiği tablo ya da boyadığı tablo benim kesinlikle yapamayacağım türden. Peki bu yaratıcılık mı? Şimdi bunu yani aynı soru aslında. O öğrenme mi? Bu yaratıcılık mı? Şimdi kendimize dönerek bunu sormamız lazım. Ben nasıl öğreniyorum? Benim yaratıcılığımın kaynağı ne? Sizin için keza öyle. Kesinlikle katılıyorum. Aynı değil. Yok. Bence çok güzel gidiyor. Bilmiyorum ama. Evet. Bir içinde öğreniyoruz. Bir içinde bir şey evet. Evet. Bunu var. Tamam. Burada katılıyorum. Hı hı. Ama yapay zeka bilgi, veri toplayıp o veriyi bir şeye mi yansıtıyor? Burada kendisi bir şeye katıyor mu? Sentez yapıyor mu? Evet, aslında yani soru bu. Ufacık bir şey de olsa. Yaratıcılık örneğini o yüzden verdim. Bir şeye katıyor mu? Yaratıcılığın artık mümkün olduğunu söyleyen bilim insanları artık kendisinden bir şey kattığı için yaratıcı olduğunu söylüyor. Ben buna katılmıyorum. Ama tekrar ediyorum. Buradaki mesele, örneğin şunu söyleyeyim. Ben size 10 tane kitap verdiğimde, bu 10 kitap ön yargılarla dolu. Ya da bir çocuktan yola çıkalım. Küçük bir çocuğa sadece belli ideolojileri okuttuğumuzda öğrenme mi olmuş oluyor bu yoksa format. Ne olmuş oluyor? Yapay zeka o anlamda bizim beynimizi taklit ediyor. Başka bir şey de almış olabiliyorsunuz. Ben mesela bir
Evet. Hı-hı. Yapay zeka verilerin dışında bir şey ortaya koyuyor mu koymuyor mu? Bütün mesele bu. Yoksa aynı doğru bir doğru kopya koyun gibi bir şeyle mi karşılaşacağız? Şu an için ilki. Yani ikincisi daha doğrusu. İlk ihtimal henüz yok. Ama zaten ona benzeyen bu bahsettiğim makaleyi eğer okuma fırsatınız olursa onu şöyle bitiriyorum. Huawei bir araştırma yapıyor, piyasa araştırması. İnsanın günlük kararlarının %90'dan fazlası, yani binlerce karar geçiyor aklımızdan, %90'dan fazlası otomatik, düşünmeden alınmış kararlar. Şimdi bunun yapay zekanın karar almasından ne farkı var? Ben de size bu soruyu sorayım. Bence bu sizin sorunuzun da, benim bu sorumun da şu an cevabı yok. Çünkü bu sorulara vereceğimiz cevaplar da bizim ideolojik pozisyonlarımıza bağlı. Benim söylemek istediğim bu. Bunun tartışmasını günlerce yapabiliriz tabii ki. Öğrenmeyi nereden ele alacağız? Makineler gerçekten öğreniyor mu? Makineler gerçekten öğreniyor diyorsak ya da buna karşı çıkıyorsak, aynı şeyi karşı çıkıyorsak örneğin ben o zaman insanın da gerçekten öğrenmediği durumlar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü otomatiğe alınmış belli ön yargılar. Zaten tam da bu bugünkü festivalin, yarın devam edecek konuşmaların, tartışmaların odak noktası bu değil mi? Öğrendiğimizi zannettiğimiz çoğu şeyi ezberden geri getiriyoruz. Yapay zekadan çok bir farkımız yok o açıdan. Evet. Biz yapay zekayı etik açıdan eleştirirken aslında kendimizi etik açıdan eleştiriyoruz. Felsefi açıdan imkanları konuşurken kendimizin ya da toplumlarımız için felsefi imkanları konuşmalıyız, konuşuyoruz da. Evet, dolayısıyla yapay zekaya ilişkin tartışma senin de sunumunda söylediğin gibi Çağdaş bize hakikaten o imkanları sağlıyor. Kritik imkanlar sağlıyor. İnsan hakları bağlamında yapay zeka ve etiği konuşmak da çok çok kıymetli. İnsan haklarının problematizasyonunu da burada bu vesileyle gündeme getirmiş olduk aslında. Kapatmazdan önce son bir soru zamanı var gibi gözüküyor. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok aydınlatıcı bir konuşma. Öyle buldum ben. Şimdi etik daha önceki din, gelenek, görenekler sonucunda ortaya çıkmış kalıplar. Yapay zeka bundan çok farklı gelişen bir şey geliyor bana. Şimdi biz yapay zeka etik, yani yapay zeka bir şeyler bulursa bu bizim o geçmişteki koşullanmalarımıza ters olur. Buna etik olarak izin vermeyelim dersek, yapay zekanın gelişimine bir katkı yapar mıyız? Burada kim, hangisi daha başarılı olur? Çok teşekkür ederim. Şöyle çok da uzatmayayım ama yine tabii fırsatlar üzerine konuşmak gerekiyor. Etiği nasıl tanımladığımız burada önemli. Ben etiği geçmişteki birikimin bugüne yansıması olarak belki bir açıdan görebilirim ama sadece onunla sınırlı görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü etik de her alan gibi dinamik bir alan ve gelişmeye devam ediyor. Hayvan hakları mücadelesi verilmeseydi bugün hayvan etiği diye bir şey konuşmuyor olacaktı. 1970'lerden geriye gitseydik o gün birisine etik tartışmalarda hayvan da olmalı, hayvanlara da dikkate almalıyız. Zaten biz de yani onlarla aynı etkileşim havuzunun içerisinde izlediğimizde bu bizim geleneklerimizde yok deyip bize karşı çıkabilirlerdi. Ama bugün 30-40 yıl sonra, teşekkürler, bir dakika içerisinde topluyorum, bunu mümkün kılan gelişmeler yaşadık. Şimdi bugün bunun bir benzerini teknolojiyle bağlantılı olarak yaşıyoruz. O yüzden bizim geride kalmayıp sivil toplum bu konuya kafa yoranlar olarak onu bir yerden önünü kesecek şekilde, bu önünü kesme de engellemek anlamında değil, masaya oturup farklı fikirleri konuşturmak açısından, sadece teknoloji şirketlerinin eline bırakmamak, gözetim toplumunu kullanmak isteyen devletlerin eline bırakmadan yapabilmenin imkanları üzerine düşünmeliyiz diyeyim. Burada toparlayayım. Çok teşekkürler herkese.
Ranting Vakfı ve Hafıza Merkezi ortaklığıyla düzenlenen Bir Arada Yaşam Festivali'nde sevgili Çağdaş Dedeoğlu ile birlikte insan hakları bağlamında yapay zeka ve etik üzerine bir başlık sunduk. Tartışmayı açmış olduk. Çok kıymetli, dediğim gibi, bir zemin etüdünün ardından ve bir dizi tartışmaya da işaret ederek bunu yaptık. Ağzına sağlık Çağdaş. Herkese de çok teşekkür ederiz katıldığı için. Çok teşekkürler.